Canımızı acıtan bir mağlubiyet olduğunu söyleyebilirim. Bence ilk yediğimiz 1-1'e kadar, yani 40-41. Dakikada golü yedik sanırım. 1-1'den sonra ikinci yarı soyunma odasına girip çıktıktan sonra yine golü yediğimiz 63. dakikaya kadar bence oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Savunmada iyi durduk. Rakip fazla şut atmış gibi gözükse de çok fazla net gol pozisyonu vermedik 2-1'e kadar. Bizim de ceza sahasına iyi girişler yaptığımız, iyi pozisyonlar yakaladığımız bir dönemdi. Ama maalesef ikinci gol biraz bizim canımızı acıtan bir gol oldu. Topu düşürmememiz gereken yerde topu düşürdük ve hazırlıksız yakalandığımız bir savunma pozisyonunda golü yedik. 2-1'den sonra rakibe 1-2 tane net gol pozisyonu verdiğimizi söyleyebiliriz. Orada rakip geçişi zaten iyi oynayan bir ekip. Ona göre de bir kadroyla sahadaydılar. Biz daha iyi bir reaksiyon gösterebilir miydik 2-1'den sonra? Gösterebilirdik ama bugün Tiam gibi, Gavranović gibi, Mensah gibi çok yetenekli oyuncularımızın bizle beraber olmaması 2-1'den sonra oyuna yetenek ve akıl katma anlamında bizi biraz eksik bıraktı. Açıkçası o eksikleri aradığımızı söyleyebilirim. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Bence bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Kafamızdaki, tabii aklımızdaki kazanmakta ama bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ve bir puanın bize iyi gelebileceğini düşünüyorduk açıkçası. Şimdi Cuma günü Sivas Spor'la çok önemli final gibi bir maçımız var. Hem bizim için hem kulüp için, ayağa kalkmak için çok önemli bir maç. Bir Anadolu derbisi. İnşallah seyircimizle beraber kenetlenip Cuma günü kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sorularınız varsa alabiliriz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.